Evet sevgili dostlar yeni SporToto videomuza hepiniz hoş geldiniz. Valla e, kaçıncı haftadayız inanın kaçırdım yani zaman o kadar çabuk ilerliyor ki o kadar çabuk geçiyor ki insan da kaçırabiliyor ama zaten e, videomuzun başında mutlaka belirtiriz ki sizler de zaten bu işi yakından takip eden olarak e, kaçıncı haftada olduğumuzu mutlaka biliyorsunuzdur. Yani çok da açıkçası önemli bir mevzu değil. Tabi e, birkaç haftadır SporToto videolarını e, yayınlamıyorduk arkadaşlar kanalımızda herhalde bir 3 hafta kadar olmuş olsa gerek tabii sizlerden çok sayıda videolarımızın altına yorum geldi bu konuda özel iletişimlerden işte Instagram'dan olsun Telegram'dan olsun çok fazla ulaşanınız oldu. Bunun belli başlı sebepleri vardı arkadaşlar. Benim bir yoğunluğum vardı her şeyden önce. Bunun dışında zor bültenler vardı. Yani ortalama, ortalama altı, düşük bütçelerle çok da kolay sizlere yardımcı olabileceğim spor toto programları değildi açıkçası. Bültenleri değildi. Ama hepsinden önemlisi sevgili dostlar. Gelen düşük beğeni sayıları da açıkçası. Yani ee, neden bilmiyorum ama maalesef sportoto izleyicimiz e, beğenilerle kanalına çok fazla ne yazık ki e, sahip çıkmıyorlar e, biz yayıncılarında biliyorsunuz can suyu sizlere yapacağı beğeniler çünkü youtube'un böyle bir sistemi algoritması böyle işliyor maalesef e, siz ne kadar çok beğeni yaparsanız ne kadar çok videolarımızı beğenirseniz beğeni bırakırsanız o kadar daha fazla yeni kişinin önüne çıkmamız videomuzun daha fazla kişiye önerilme ihtimali o kadar artıyor ama dediğim gibi bu konuda e, maalesef bir sıkıntı yaşıyoruz. Ve hal böyle olunca da açıkçası benim de e, motive olmam zorlaşıyor arkadaşlar. Yani evet bülten zordu, evet yoğundum ama hani yüksek sayıda beğeni gelmiş olsa ben bir şekilde o fırsatı yaratırdım ya da bir şekilde e, şapkadan tavşan çıkarmaya çalışırdım sizler için zor bülten de olsa. Ama dediğim gibi bu konuda destek gelmediği için çok da video yapmakta açık konuşmak gerekirse. içimden gelmedi arkadaşlar. E tabii e, hal böyle olunca da yeni yılla beraber e, spor toto konusunda kanalımızda bir düzenle yapma, düzenleme yapma ihtiyacı duyduk arkadaşlar. Çünkü ben herhalde spor totoya başladı. Bir yıl olmuştur yani bir yıl rahat olmuştur hatta geçmiştir bir yılı. ya yani bir yıldır ne yazık ki e, istediğimiz beklediğimiz düzeyde bir türlü beyinler spor toto videolarımıza özellikle gelmiyor arkadaşlar. Yani bunun YouTube'da gerek şart biri ondur. E yani sizin videonuzu bin kişi izliyorsa orada yüz beğeni ister YouTube. Yüz beğeni gerek şarttır videonuzun önerilmesi için, yeni kişilerin çıkması için ama Bakıyorum sportlota videolarımıza 3500 izleniyor, 2100 beğeni, 2000 beğeni işte 3000 izleniyor, 1800-1700 beğeni. Daha biz gerek şartı sağlayamıyoruz sevgili dostlar. Yani benim de açıkçası e, hal böyle olunca yani harcadığım zamanı yazık, verdiğim mesai yazık açıkçası. O yüzden dediğim gibi yeni yılla beraber e, sportlota konusunda bir düzenlemeye gideceğiz arkadaşlar. Şu anda ayın... E, 27'si olarak gözüküyor yani yeni yıldan bir gün önce 30'unda falan e, duyurusunu yaparız kanalımızın topluluk sekmesinden e, takip edebilirsiniz arkadaşlar e, dediğim gibi bu şekilde bir maalesef şartlar bizi buna itti e, yoksa burada sizlerle tabii ki istişare yapmak benim de hoşuma gidiyor ama e, benim de emeğimin karşılığını almam lazım yani takdir edersiniz ki çünkü benim videolarım e, baştan sağa olmaz yani 5-10 dakikada bu 1 olur bu 2 olur Buna 1-2 oynanır buna 0 geçilir diye geçmem hiçbir zaman benim hepsinin tüm videolarım altında e, gerçekten sağlam bir çalışma yatar. Başarılı olur başarısız olur ama izleyen biri evet bu adam hakikaten uğraşmış der. Yani bunu görebilen biri en azından der arkadaşlar o yüzden e, böyle bir uygulamaya çok da istemeden gitmek durumda kaldığımızı Söyleyelim. E, bunun dışında yapacağımız herhangi bir hatırlatma var mı diye bakıyorum. Yok. Yani bir e, son spor toto'yu değerlendirdik ama yani 3 hafta falan geride kalmış. Çok bir anlamı yok herhalde en son 12 bilmiştik diye hatırlıyorum ama diyeyim gibi onun da çok bir anlam olmadığından artık e, dilerseniz yeni haftanın ilk maçıyla başlayalım arkadaşlar değerlendirmemize ve tabii ki şunu da e, söyleyelim. Kendi fikirleriniz öncelik verin arkadaşlar. Ben tabii ki burada belli başlı değerlendirmeler yapıyorum ama yani Birebir de aynısını oynamanızı hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Hem ikramiye bölüneceğinden kaynaklı hepsi başarılı olsa bile hem de kendi şansınızı mümkün olduğu kadar kendiniz yaratın. Dinleyin videoyu baştan sona aklınızda yatanları değerlendirin. hoşunu Hoşunuza giden sürprizler alın. İçinden çıkamadığınız maçlar vardır. Orada benim fikirlerimden yararlanıp mesela kolonlara serpiştirmeler yapabilirsiniz. Yani kendiniz dilediğiniz gibi mix diyebilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan sizin kendi tersiniz her zaman. Öncelik vermeniz diyelim. Evet, dünya derbisiyle başlıyoruz arkadaşlar. Ee, yani hakikaten ligdeki büyük rezalet. E, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında para uğruna e, Türkiye'nin en çok şampiyon olmuş iki takımının işte biri lig şampiyonu, biri kupa şampiyonu. Bunların Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelmesi benim adımdan, be, benim açımdan e, benim düşünceme göre ayrı bir rezalet. O yüzden ben bu karşılaşmayı izninizle değerlendirmek istemiyorum arkadaşlar ve karşılaşmayı kapatarak ilerliyorum benim için yok hükmünde olan bir karşılaşma izlemeyi de düşünmediğimi söyleyeyim. Ya belki işimden kaynaklı işte iddia değerlendirmeniz vesaire var. Belki o yüzden izlemek durumunda kalabilirim ama beni zerre heyecanlandırmayan bir karşılaşma hem anlattığım sebepten dolayı hem de bir önce oynanmış olan derbiden dolayı ya belki daha zevkli geçer vesaire ama beni ilgilendiren bir konu değil arkadaşlar. Ben karşılaşmayı kapatıyorum. Ya ben kapatmayım hocam. Bütçemde dar diyenler için beraberlik denemesi yapılabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tarz maçlar uzamaya çok meyilli oluyor. Evet Luton Town Chelsea maçı. E, Luton Town'da gözle görülür bir yükseliş, gözle görülür bir çıkış tabii ki var. E, ciddi direnç ortaya koyuyorlar. Belki ligin en zayıf kadrosu hatta açık ara e, kadro değeri olarak da en düşük gözüken kadrosu ama karakterli oynayan bir takım ve Chelsea'nin sağ solu belli olmuyor. Yani burada da baktığımızda Türkiye %60'da Chelsea oynamış. E, benim kabul edebileceğim bir yüzde değil. Chelsea tabii ki kazanabilir. Daha kaliteli kadro. inanılmaz yatırım ama bir türlü sonuç yok iki yıldır. Chelsea galibiyetine evet yazacağız ama Luton sürprizinde bence atlamak lazım arkadaşlar. Luton Town'da burada kazanırsa benim adıma şahsen çok büyük bir sürpriz olmaz. İç oynuyor zaten. O kutu gibi kompakt stadında artık bir sürpriz yapabilir. Yani Arsenal'ı biliyorsunuz ellerinden kaçırdılar. Son dakikada gol yiyip mağlup oldular. Liverpool'a karşı Liverpool ellerinden kaçırdılar. Liverpool son dakikalarda birbiri yakalamıştı. Yani bir bir takımı üzecek Luton'un iç belli. E bu da neden Chelsea olmasın diyerek ben bir sürprizinde ekstra maç sonucu iki yanında öneriyorum. Yani buradaki tercihim 1 ve 2 arkadaşlar. Aklınızda yoksa değerlendirebilirsiniz diyelim. E, Crystal Palace Brentford maçı tabi ya çok zor maç arkadaşlar. Şimdi maçlara bakın. Okuyorum size. Crystal Palace Brentford, Wolverhampton, Everton efendime söyleyeyim İtalya'ya geçeceğiz az sonra Atalanta, Lecce Cagliari, Empoli, Udinese, Bologna. Yani Hani para verseniz arkadaşlar şunlardan hocam 5 tanesinden 2 tanesini izle sana para veriyoruz deseniz hakikaten pazarlık yaparım yani arkadaşlar biri olmaz mı falan derim yani o kadar beni heyecanlandırmayan e, ve zorluk seviyesi bir o kadar yüksek maçlar çünkü çok birbirine yakın seviyede takımlar olduğundan dolayı her türlü sonuç çıkar arkadaşlar bu, kar bu tarz karşılaşmalarda e, o yüzden zor bir hafta hakikaten zor bir hafta olduğunu söyleyeyim. Bu da o karşılaşmalardan biri. İki tane çok denk güç. Tabii ki Brentford biraz daha ön plana çıkıyor gibi ama işte iç saha Brentford'ı farklı, deplasman Brentford'ı farklı. E Crystal Palace'da Roy Hudson Hoca ile beraber, Roy Hudson dedemizle beraber daha doğrusu e, hani aman bir puanı bir cebimde tutayım da yani kazanabiliyorsam da iç sahada kazanırım ama kazanamıyorsam da bir puan beni bozmaz tarzı oynayan bir takım olmasından kaynaklı. Brentford'da bir, bir puanı deplasmanda çok itiraz etmeyeceğinden kaynaklı. Sanki e, bu zor bültende Bütçe harcamadan burada tekten bir sıfır beraberlik denemesi olabilir gibi geliyor arkadaşlar. Böyle sanki kısır maçı sonunda iki takım yenişemeyebilir gibi geliyor bana. Benim de dolayısıyla tek tercihim burada sıfır olacak arkadaşlar. Dileyenler böyle bir risk alabilirler diyelim. Evet Wolverhampton-Everton maçı ilk bakışta yine bu da inanılmaz beraberlik kokan bir karşılaşma. Yani maçı gördüğümde bir bir direkt zaten kafamda canlandı. Ama öyle olur mu gerçekten? Onu konuşmamız lazım çünkü puan silme cezasından sonra biliyorsunuz çok ekstra bir Everton performansı ortaya çıktı. Çok başka bir takıma dönüştüler. Bir karakter ortaya koydular. Ciddi mücadele ortaya koydular ve e, burada da tabii ki Wolverhampton deplasmanından puan almaya çalışacaklar. Wolverhampton'da geçtiğimiz yıllarda daha tutucu bir takımdı. Yine böyle Crystal Palace gibi. O aslında Crystal Palace gibi. Aman bir puan alayım da hani gerisine bakarız tarzı oynayan bir takımdı ama iç sahada bu sezon 10 yılla beraber ki geçen sene de Bournemouth'ta bu teknik adam Martin O'Neill çok iyi işler yapmıştı artık daha ofansif oynayan bir takım. Yani bu tarz maçları daha kendi dengi takımlara karşı en azından iç sahada kazanma yönlük oynuyorlar. Dolayısıyla çok beraberlik maçı gibi gözükmekle beraber ben tam tersini burada yorumlayacağım arkadaşlar. Çünkü iç sahada kazanma yönlük riske alacak bir Wolverhampton. Formda da bir takım. Son dönem performans özellikle iç sahada baktığımızda iyi ki son maçta da Chelsea yendiler zaten. Ee, iyi i̇yi bir oyunda burada açısı Everton'ı mağlup edebilir. Yani özellikle e, ilk golü atıp ikinciyi de atıp Artık iyice Everton çıkarırsa oradan dönüş olmayabilir ama tam ters senaryo. Yüklendiği senaryoda Everton öne geçerse de açıkçası Wolverhampton için de oradan dönüş zorlaşabilir. O yüzden 1-2 olarak aldım. Çok beraberlik kokuyor. Evet muhtemelen siz de öyle düşünüyorsunuzdur ama ben tam tersini düşündüm. Tabii e, mesela farklı bir kolonda biraz daha az bütçe kullandığım bir kolonda sıfırda mutlaka denerim. yani. Bunlar zor maçlar arkadaşlar. 3 ihtimali ma e, maçlar. O yüzden farklı kolonlarda farklı tercihler yaparsanız da tabii ki ikram yaşansınız da arttırmış olursunuz. Onu da ekstradan belirtelim. Forest, Manchester United. Vallahi gülüyorum artık bu takımı görünce arkadaşlar. Böyle Aston Villa gibi değil mi? Sağlam bir takıma karşı 2-0'dan 3-2. Comebackler falan böyle geri dönüşler falan. Enteresan, enteresan vallahi ama ya burada da ben açısı şöyle düşünüyorum. Tabii ki Forest yeni teknik adam ile beraber iki maçtır iyi bir mücadele ortaya koyuyor ki zaten ilk maçta belki Bournemouth'a karşı puan alamadılar ama iyi mücadele ettiler. Newcastle deplasmanında da. Sürprizi hemen yaptılar. Yani Chris Wood'un 3 tane gol atması falan. Ee, orada da enteresan işler oldu tabii. Ee, ama dediğim gibi comeback yapan bir United var. Ee, bana sorarsanız arkadaşlar tabii ki birçoğunuz mutlaka güvenmiyorsunuzdur. Özellikle iddiada biz artık United'i görünce direkt geçiyoruz yani maçı. Doğrudan değerlendirme altına bile almıyoruz. Ama e, geri dönüş yapan bir takım. Aston Villa'ya karşı iç sahada 2-0'dan 3-2'ye getiren bir takım. Nottingham Forest deplasmanında çok ciddi moralle çıkıyorlar tabii bu karşılaşmaya. Forest de iç sahada oynayan bir takım. Oyuna giren bir takım ki bence en önemli detay bu arkadaşlar. Çünkü çata çata oyunda United kalitesiyle baş etmesi zor. Yani Garnacho'lar, Bruno Fernandes'ler, işte Hoylundlar falan alan bulursa sıkıntı olur ki bulacaklar gibi gözüküyor. O yüzden ben haftanın risklerinden birini yine burada da alıyorum ve tekten United galibiyetini değerlendiriyorum arkadaşlar. Büyük takım refleksi de o comeback'ten sonra, geri dönüşten sonra Aston Villa'ya karşı yapılan bence devreye girecektir. Çok sıkıntılı maç gibi gözüküyor ama ben tekten ciddi bir risk almayı tercih ettim arkadaşlar. Ee, sizlerin de farklı fikirleri varsa bu karşılaşma yönelik yorumlarda belirtebilirsiniz diyelim. Evet Fulham Arsenal maçı tabii e, yani Arsenal e, bence geçen sezonunda üzerinde. Tamam oyun anlamında belki o kadar zevk vermiyor. O kadar önde oynayan böyle hurra saldıran bir Arsenal yok ama ben daha değerli toplu ve en önemlisi mental olarak daha sağlam bir takım görüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu eşleşmenin ilk maçını hatırlayın. 2-0'dan yanılmıyorsan bir de Fulham 10 kişiyken 2-2'ye gelmişti. Onun da bir romanşı mutlaka olacaktır ve Fulham çok dengesiz bir takım. Yani ne zaman ne yapacağı içeride dışarıda belli olmuyor. Yani bu çok analizde kolay bir takım değil. Bu kadar istikrarsız bir takımın da açısı Arsenal gibi sağlam bir takıma karşı içeride de oynuyor olsa ben direnme ihtimalini zor görüyorum. E zor bir hafta olmasından kaynaklı. Bence yine burada bir tek kullanmakta fayda var arkadaşlar. Ben Arsenal tarafına doğrudan gittim. Zor maç tabii ki sürpriz olabilir ama haftanın yine risklerinden birini burada aldım. Söyleyeyim arkadaşlar. Tek tercihim dolayısıyla Maç sonucu 2 oldu burada. E, Tottenham Bournemouth maçı tabi son haftalarda çok yine iyi giden bir Bournemouth performansı. işte sağlam bir takıma dönüştü onlarda. İroğlu önderdi ki kötü başlamışlardı seni ama gerçekten e, taş gibi tabiri caizse taş gibi bir takım oldular. Yine kazana kazana devam ediyorlar yollarında. Son olarak Fulham'ı da iç sahada 3-0'la geçtiler. E tabi Tottenham'da biliyorsunuz Postekoğlu Hoca ile beraber iç sahada kendi oyununu rakip kim olursa olsun. çıkan, oynayan çok seyir yüksek çok göze hoş gelen futbol olan takımlardan biri oyun gücüyle açıkçası burada artık Bournemouth'un ilerleyişine bir dur diyebilir. Yani daha zaten doğal favorisi Tottenham. Tabii ki Tottenham galibiyetini maç sonucu bir işaret işaretlemek durumundayız ama çok önde oynayan bir Tottenham. Yine savunma çizgisini çok önde kuran bir takım ki Postekoğlu Hoca bundan taviz vermiyor. Adamın felsefesi sonuçta. Bu yönde saygı duymak lazım. Çok formda gelen bir Bournemouth. Yani burada ciddi anlamda Bournemouth'ta pozisyonlar bulabilir. Böyle bir ee, gol düellosuna bir atat at maçına dönerse de bir bakmışsınız mesela 1-2, 2-3 Bournemouth'ta galibiyeti çıkarmış olabilir. Çünkü Tottenham böyle maçları çok beraberliği açık bir takım değil. Yani ya kazan ya kaybet. Özellikle iç sağ maçları için konuşuyorum. Böyle bir takım. O yüzden bir zaten maçın beklentisi ama iki haftanın sürprizlerinden biri olabilir. O yüzden ben 1 ve 2 olarak karşılaşmayı sizlere öneriyorum arkadaşlar. Devam edelim. Ee, İtalya Serie A'ya geçtik. Tabii ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok Serie değilimdir. Yani ee, çok da fazla İtalya'dan maç alınmış bu hafta. O yüzden çok iddialı olmadığını söyleyeyim İtalya'da Yani. Benim için İtalya gibi söz almak inter maçlarından ibaret. Ya bir de erken seansta hafta sonu denk gelirse müsaitliğim varsa Frosinone'yi izlemeyi seviyorum. Ofansif oynayan çünkü pozitif oynayan bir takım. Onların oyunu hoşuma gidiyor ama İtalya'yla gibi benim için tatsız tutsuz bir lig. Savunmanın ön planda olduğu, orta sağ mücadelesi şeklinde geçen çok tat almadığım bir lig. E ben bu, bu futboldan tat almayınca da çok izlemiyorum. İddia videolarımızı da çok fazla değerlendirmiyorum. Ha o 2000'lerin başındaki değil mi? Serie A'yı hatırlayın. Yani o inanılmaz kadroların olduğu. Premier Lig'de neredeyse kafa kafaydı Serie A. Colin'in hakem olduğu dönem. Juventus'ta değil mi? Del Piero'lar, Nedved'ler. İşte e, Roma'da Batistolar, Inter'de Rekobalar, Vieriler, Lazio'da Veronlar, Crespo'lar. Yani öyle bir Serie A vardı. Ben mi izlemiyorum? Hayır. Gerçekten basat bir Serie A var. O yüzden benim e, çok dikkatimi çeken bir lig değil arkadaşlar dediğim gibi bu sene ama Inter tabii ki e, çok ön plana çıkıyor bu sene. Sadece Serie A değil. Gerçekten Avrupa'nın en önde gelen takımlarından biri. Çok kaliteli çok geniş bir kadrosu var. Çok ciddi bir rotasyon lüksü de var özellikle Şampiyonlar Ligi oynadığı dönemde. Ligde 4-5 oyuncuyu birden değiştirerek de oynayabiliyor. Tabii ki çıktığı birçok maçın bu sene içeride dışarıda favorisi Inter. Yine Inter e, galibiyetine Inter tarafında burada gitmek durumundayız bu karşılaşmada ama Genova da çok kolay bir deplasman değil. Biraz ters bir takım böyle tarihsel olarak baktığınızda ki futbolun ruhunda bunlar önemlidir. Intere karşı da burada sürprizler yaptığını görüyoruz ve Inter bir yerde takılacak artık. Hani bir e, herhalde eee Sassuolo mağlubiyeti almıştı bir hafta arası maçında bu sene iç sahada. Juventus'la beraber kaldı. Başka da herhalde kaybı yok ligde. Uzun süredir kazanarak devam ediyor. Yani bir yerde bir takılacak. Şimdi bu maç spor varken ben burada sürpriz ararım arkadaşlar. Ama nasıl ararım? Sıfırla aradım açıkçası. Çünkü e, Genova'nın önde götürdüğü bir senaryoda bile ben bu seneki Inter'in sağlam görüntüsü oyun gücüyle yakalayacağını düşünüyorum açıkçası. O yüzden e, sıfırı da ikinin yanında ekstradan sizlere öneriyorum. Ha, farklı bir kolonda 1-2 yapar mıyım? Mutlaka yaparım arkadaşlar. Çünkü Genova burada baktığımda, incelediğimde karşılaşmayı, bu eşleşmeyi e, çok maç kazanmış. Yani dediğim gibi futbolun ruhunda bunlar önemlidir. Bir ters gelme durumu da var gibi gözüküyor. O yüzden e, farklı kolonlarda dileyenler benim gibi 1-2'yi e, de ekstradan alabilirler ama öncelikli seçim burada 0-2 olur arkadaşlar. Evet Lazio Frosinone bir başka izlediğim takım. Yani çalıştığım yerden çıkan e, sorulardan biri diyebilirim. E, tabii Frosinone çok pozitif oynayan bir takım. hücum gücü yüksek bir takım ama e, Lazio karşısında tabii deplasmanda işleri çok kolay değil yani. Nefesleri bu karşılaşmada yetmez gibi gözüküyor Lazio'nun iç saha kalitesine karşı. Lazio'da tat vermeyen bir takım yani. Sarı ile beraber çok sıkıcı bir futbolu var ama yani genel kalitesiyle iç sahadaki oyunuyla Lazio maçı bence çözer arkadaşlar. Yine haftanın risk alınarak bütçe harcamadan geçilebilecek teklerinden biri gibi gözüküyor. Ben e, tek olarak maç sonucu bir olarak aldım arkadaşlar. Zorlayabilir Frosinone ama ben dediğim gibi 90 dakika sonunda e, puan alma ihtimalini düşük görüyorum. Şimdi Atalanta Lecce bu biraz daha farklı bir karşılaşma yine bakıldığında. Bir tane çok net favori Atalanta iç sahada kazanması neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. İnanılmaz oynanmış ama Lecce'ye dikkat arkadaşlar. Lecce içeride olsun dışarıda olsun ters takım sıkıntı yaratabilir. Atalanta'da da e, yine ciddi anlamda önde oynayacak olan bir takım bu. Ya i̇ç sahadaki maçtan uzakta bu tarz takımlara karşı ciddi anlamda ön alan baskısıyla oynayan, çok riskleri alarak işte biraz da e, savunma güvenliğini ikinci planda bırakarak oynamasından kaynaklı. Lecce burada çok fazla pozisyon bulabilir ve bunlardan da mesela girdi 1 bir iki pozisyon değerlendirmesiyle burada ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir. Ya bence tek geçmeyin arkadaşlar bu karşılaşma ki ben geçmedim açısı. Sıfırla sürprizimi aradım. Atalanta galibiyeti beklenti ama 1-1 ile 2-2 ile falan da bir sürpriz çıkabilir. Ha, geçen sene mesela Lecce'nin burada zor deplasmanda kazandığını söyleyeyim. Yani yine böyle daha düşük bütçeli oynadığınız farklı bir kolonda 1-2 mesela mutlaka düşünün arkadaşlar. Mesela Genoa Inter o kolonda yine aynı kolonda işte Atalanta, Lecce 1-2. Mesela e, hangi maçtı? Wolverhampton, Everton mesela 1-2 dedik ama hani farklı bir kolonda tekten sıfır. Mesela aynı kolonda gibi gibi bu mutlaka bu e, serpiştirmeleri yapın arkadaşlar ki şansınız e, ikramiye şansınız daha fazla yükselsin. Toparlamak gerekirse öncelikli tercihim e, burada 1 ve sıfır olur. Sıfıra atlamayın derim ama farklı kolonda yine dediğim gibi 1-2 yazılabilir arkadaşlar. Cagliari, Empoli valla haftanın en zor maçlarından biri arkadaşlar. Yani iki tane alt sırada yalan takım mücadelesi. Ya genelde bu eşleşmelerde iç saha takımı avantajlı oluyor. O yüzden Cagliari galibiyetini ki çok da kötü bir sezon geçiren, beklentiden çok altına kalan bir Empoli varken Cagliari galibiyeti önceliğim olur ama çok yani Empoli gibi bir takıma da çok az oynanmış burada. Ya bu takım da sağ solu belli olmuyor. Şimdi gidiyor hiç umulmadık maçlardan, deplasmanlardan puanlar alabiliyor ki yanılmıyorsam herhalde e, Napoli Napoli'yi deplasmanda Hatta Napoli'nin hocasının Rudi Garcia'nın gittiği maç olmuştu. 2'yi ile bence atlamak lazım. Ben 1-2 olarak aldım ama yine sıfıra da açık maç arkadaşlar. Bu maçlarda her şey olur dediğim gibi ama hani iki tercih ön plana çıkar hocam diyorsanız ben 1 ve 2'yi sizlere önerebilirim arkadaşlar. Kalyar galibiyeti daha beklenti gibi duruyor. Sürpriz de burada Empoli'nin kazanması olur. Udinese Bologna e, acayip işler yapan bir Bologna. Yani Roma'yı yenen işte e, Inter'i kupadan eleyen yine e, hangi takım? Atalanta'yı galiba yine geçen hafta yanılmıyorsam. Atalanta'yı da yenmeyi başardılar. İç sahada acayip bir takım Bologna. Yine deplasmanlarda da kolay yenilen bir takım değil. Udinese zor bir deplasman ama iki takımı form olarak kıyasladığımızda çok Bologna burada ön plana çıkıyor. Bunu kabul etmek lazım. ya Sanki 0-2 çok yakışıyor gibi arkadaşlar karşılaşmaya. Yani Bologna evet beraberlik alabilir. Karşılaşma beraber bitebilir. Udinese zor deplasman ama hani kazanması da Bologna'nın böyle ki ben biraz Bournemouth'a benzetiyorum İngiltere'deki. Yani böyle üst üste kazana kazana giden takımlar artık burada belki takılır dediğinizde gidiyorlar. Mesela bir daha kazanabiliyorlar. O yüzden burada önceliğim benim e, ee, önceliğim olmaz daha doğrusu burada. Ben 0 2 burada ayrım yapmadan önerebilirim arkadaşlar. Ee, yani bol oyunun kaybetmesini beklediğim bir karşılaşma. Udinese çünkü çok fazla güven veren bir takım değil. İç sahada oynuyor olsa da. Evet. E, Milan Sassuolo maçı tabii... E, geçen hafta çok zorlandı Milan. Salernitana'ya karşı bir puanı zar zor kurtardı. Ciddi bir sıkıntı var Milan'da. Özellikle teknik direktör Pioli'nin koltuğunun çok zaten sallandığı biliniyor. İşte Şampiyonlar Ligi Grubundan çıkamadılar. UEFA'ya zar zor kaldılar vesaire. Sanki hocanın son senesi gibi gözüküyor kağıt üzerinde. E Lig'de ciddi anlamda Inter'in gerisinde kaldılar. Yani Inter ile Juventus arasında geçecek bir yarış gibi gözüküyor. Kolay bir karşılaşma da değil. Belki Sassolo geçtiğimiz yıllardaki görüntüsünde değil baktığımızda. Ama Sassolo bu sürprizleri ne kadar böyle kendilerinden maç önünde beklenmiyordu olsa çok yapabilen bir takım. Mesela bu sene Inter'i. Ee, zayıflayan hücum güçlerine rağmen dediğim gibi Deplasman'da Inter gibi bir takımı yendiler mesela hafta arası ya yani Bir benzerini burada Milan'ın neden yapmasınlar demeye getiriyorum arkadaşlar özetle. Yani Milan galibiyeti beklenti zaten. Milan galibiyetini işaretleyeceğiz ama e, ile de bence doğrudan Sassuolo galibiyeti sürprizi aramak lazım. Çünkü geçen senede hatta e, geçen sene hatta yanılmıyorsam böyle birkaç sene üst üste gidip böyle e, Sansuro'da Sassuolo Milan'ı yendi hatta. Yani bir yandan da şöyle evet yani son 4 yılda 3 tane deplasman galibiyeti gözüküyor. Hakikaten ciddi anlamda şansı tutuyor. Yani dediğim gibi futbol ruhunda bunlar da önemlidir arkadaşlar. Ben bunlara ciddi anlamda önem veririm. Bir, beklenti olur. iki ile de ama sürprizimizi ararız. Yani haftanın önemli sürprizlerinden biri burada gelebilir ki e, %10'la oynanmış. Sassuolu gibi tehlikeli bir takım %10'la oynamış. Bence mutlaka maç sonucu 2'yi değerlendirme altına alın arkadaşlar. Evet, e, Juventus-Roma maçı tabii e, Inter'le çekişen bir Juventus var şampiyonluk yarışında çok tabii aleğriyi biliyorsunuz. Çok bir 0'cı bir teknik adam. Ama iç sahada yani Roma'nın Juventus gibi sert, fizik gücü yüksek bir takıma karşı işi zor. Yani burada Juventus'a maç ciddi anlamda yakın gibi gözüküyor. Yani Juventus zaten öne geçerse geçmiş olsun Roma'ya artık iç sahada Juventus maçı kapatır, kitler. Roma öne geçerse bile bence en kötü Juventus yakalar. Yani 1 0 çok yakışır maçı arkadaşlar ama ben ee, bütçem artık yani çok daha yukarılara çıkmasın diye video üzerinde konuşuyorum. E, tekten risk alarak 1 olarak geçeceğim. Hatta yine bir e, Juventus-Napoli maçıydı yanılmıyorsam bir Cuma günü oynanmıştı. Tekten iç sahada Juventus'a güvenmiştim. Umarım yine istediğimizi verir. Orada kazanmayı başarmıştı. Umarım burada da aynı şekilde istediğimizi verir arkadaşlar. E, ben tek olarak bir olarak geçeceğim ama çiftli alacaklar önerim 1 ve 0 olur. Hakikaten 1 ve 0 e, maçın net tercihleri gibi gözüküyor. Yani Roma galibiyeti benim e, beklediğim bir senaryo değil arkadaşlar burada. Evet son maçımıza gelmişiz. E, Old Firm bu da tabii İskoç, İskoç en öne çıkan derbisi hatta Avrupa futbolunun en önde gelen derbilerinden biridir. Yani bir futbol derbisinden fazlası bu iki takım arasında rekabetin mutlaka bilenleriniz vardır. Bir mesepsel bir husumet de var bunların arasında. Tabii son yıllarda çok ciddi bir Celtic üstünlüğü var ikili rekabette olsun, lig şampiyonluklarında olsun. Çünkü Rangers biliyorsunuz işte birkaç lig düşmüştü. Ciddi anlamda ekonomik kayıpları oldu. Ya yani daha böyle yeni yeni kendine gelen bir Rangers takım var ama teknik adam değişikliği sonrası bu sezon inanılmaz işler yapan bir Rangers var arkadaşlar. Hakikaten ben de ki takip ediyorum bu takımların son maçlarını da izleme fırsatım oldu. Celtic'de ise sezona müthiş başlangıç ama bir, tam tersi bir düşüş başladı. Yani futbolun adaleti burada e, ne denir tecelli ederse aslında bence Rangers bu karşılaşmayı zor da olsa deplasmanda çünkü Celtic'de kazanmak da zor tabii ki Celtic deplasmanda ama Celtic Park'ta ben yine de Rangers'ı kazanmaya yakın görüyorum ama futbol ne kadar adaletli boyun, tabii ki o da tartıştı. Rangers haftalardır iyi gidiyor bir yerde tökezleyecek. E, ciddi anlamda son dönemde e, psikolojik üstünlüğü de öne, e, eline almış bir Celtic var. İç davantajı da var. Töke tökezleyecek karşılaşmada Rangers'ın bu olabilir arkadaşlar özetle. O yüzden e, buradaki sürpriz iki olur. Bence iki kesinlikle atlamayın. Sonuçta bir derbidir. Rangers de gidip deplasmanda kazanabilir her şey rağmen ama maç sonucu bir zaten beklenti. Yani %50'nin üzerinde baktığımda oynanmış zaten. Ben 1-2'nin çok yakıştığını düşünüyorum arkadaşlar. Aklınızda etiyorsa 1 ve 2 olarak karşılaşmayı alabilirsiniz diyelim. Evet yaklaşık e, 23 dakika olmuş arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Dediğim gibi e, ayın herhalde 30 gibi. Yeni yıldan bir gün önce vesaire e, kanalımızın topluluk sekmesinden e, spor toto konusundaki gelişmeleri duyururuz. E, oradan da sizler bakarsınız. Dilediğiniz değerlendirmeleri Yapabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Ee, yeni videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Ee, hepinize bol şanslar diliyorum. Kolon şansı yanınızda olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.